Merhaba. Bugün ne konuşayım dedim ve uzun zamandır düşündüğüm bir konuyu konuşmaya karar verdim. Ölüm üzerine. Zor bir konu ve her çocuğa anlatılması gerekiyor ve zamanında ve doğru anlatılması gerekiyor. Bu konuya o kadar uzun zaman kafa yordum ki biraz kendi tecrübelerimle alakalıydı. Bu kadar erken belki de bunu düşünmemin sebebi. Olay şuydu ki ben 18 yaşındayken annemi kaybettim. Dolayısıyla ölüm çok erken girdi hayatımıza ve dehşet verici bir şeydi. Baş etmekte çok zorlandık. Çünkü ölümü çok düşünmüş biri değildim ve ölüm üzerine bir strateji geliştirmiş değildim. Ve çok zorlandık. Ve en büyük çocuk benim, geride 3 tane daha var. Ne yapacağımızı, toparlanmamız yıllarımızı aldı. Ve çocukları dünyaya getirdiğimde aynı süreci yaşamalarını istemedim. O yüzden de ne yapabilirim diye düşündüm. Bu konuda aslında ben sadece kişisel şeyleri paylaşıyorum. Deneyimimi paylaşıyorum aslında. Eğer ölüm konusunda ciddi anlamda kendi korkularınız varsa bunu bir psikolog eşliğinde yapmanızı öneririm. Ama ben yıllarca ölümle ilgili düşünüp kendimi hazırladığım için ve ölümün korkutucu olmadığına karar verdiğim için anlatmam da kolay oldu. Çünkü içim en çok biz korkutuyoruz çocukları. Yani bizler kendi korkularımızı çocuklara aynalatıyoruz. Onların bunu yansıtmasına neden oluyoruz. O yüzden de kendime güvendiğim için bu konuyu tek başıma halletmeye çalıştım. Nasıl yaptım derseniz aslında çok basit. Bitkilerin hayat döngüsüyle başladım. Önce bahçeyi yaptığımda oraya küçük tohumlar ekmeye başladık. Bak, hayat böyle başlıyor. Onlar büyüdükçe görüyor musun? Büyüyor, meyve veriyor, yaşıyor. Ve sonbaharda onları öldüklerinde, ölmeye başladıklar, yaşlandı, görüyor musun? Böyle işte ve öldü, söktük, değiştirdik. Bu gerçek anlamda çocuğa ölüm üzerine konuşmak için acayip iyi bir fırsat. Bunu siz de yapabilirsiniz. Balkondaki bir tane saksıya ektiğiniz bir bitkiyle bu konu üzerinde konuşma fırsatı yaratabilirsiniz. O süreçte konuşmalar hep şöyle ilerledi. Bitkiler ölüyor. Çok kısaymış hayatları anne. Evet, onların doğası böyle. Onlar bir mevsimlik ama daha uzun mu bitkiler de var. Bak, ağaçlar bizden de uzun yaşıyor. Anne, insanlar da ölür mü? Evet, insanlar da ölür. Her yaşayan canlı ölür. Yaşamanın bir parçasıdır bu. Yaşıyorsan mutlaka ölümle karşılaşacaksın demektir. Bu en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün canlılarla olan bir şeydir. Hayat sonludur. Anne, sen de ölecek misin? Elbette ben de öleceğim zamanı geldiğinde. Ama büyük ihtimalle uzun bir süre seninle birlikte olacağım, seni hayata hazırlama fırsatım olacak gibi görünüyor gibi konuşmalar yaptık. Asla bu konuşmaların sorduğu sorulardan kaçmadım. Hep anlattım. Ya erken ölürsen diye sorduğunda da trafik kazasında ölebilir misin? Evet, o ölebilirim. Ama ben seni hazırladım. Sen tek başına da hayatta kalabilecek kadar donanımla büyüdün çünkü seni ona göre büyüttüm. O yüzden benden sonra da bu hayatta çok başarılı ve mutlu anlar geçireceğine eminim. Annem öldüğünde ben darmadağın olmuştum. Hiç aklıma gelmemişti çok mutlu olacağım anlar olacağı ama sizleri doğurdum. Harika zamanlar geçirdim. Babanızla tanıştım. Dolayısıyla annem öldüğü için hayatım bitmedi. Sizinki de bitmeyecek. Ama bu düşük bir ihtimal. Her zaman büyük olasılıklara odaklanmalıyız. Büyük ihtimalle ben uzun zaman sizlerle yaşayacağım. Dolayısıyla bu küçük ihtimalleri düşünüp endişe etmeye gerek yok gibi konuşmalar yaptık. Gerçekten de bu konuda başımıza geldi. Büyük oğlum 4 yaşındayken çok sevdiği dedesini kaybettik. Ama o süreçte verdiği tepkiler çok sağlıklıydı. Ağladı, şey yaptı, dedemi bir daha göremeyecek miyim dedi, nereye gitti dedi. Ondan sonra her şeyi gerçekçi olarak anlattık ona.
dedi uyuyor falan demedik. Toprağın altına gömüldüğünü de söyledik. Orada ne olacağını da anlattık. Bunların hepsini anlattık çocuğa. Bu konuda hep bilimsel davranmaya çalışıyorum. Ve istediği sürede hep dedeyle ilgili konuştuk. Dedeni unutmadık, kapatmadık üstünü. Benim annem öldüğünde annemden bahsedecek kimse bulamamıştım. Herkes kaçmıştı çünkü. Ama ben annemden bahsetmek istiyordum. Dolayısıyla da dedesiyle ilgili devamlı konuştuk oğlumla. Sonra küçük oğlum doğduğunda da dedesini anlattık ona. Benim annemi de anlattık ona. Onların öldüğünü anlattık. Dolayısıyla ta baştan itibaren çocuklara hayatın sonlu olduğunu, bunun bir ihtimal olduğunu söylediğinizde ve sizin eğer ölümle ilgili bunu kabullenmişseniz, siz ölümü kabullenmişseniz, o zaman çocuk korkulacak bir olay gibi bakmıyor ona. Bir ayrılık olarak bakıyor ve o ayrılığın yasını yaşıyor ama kabus görmüyor. Dolayısıyla da sizin tavrınız çok önemli. Mesela hastalarım arasında ciddi travmalar atlatmış sağlık konusunda insanlara hep söylüyorum. Lütfen bu konuda terapi alın. Aa, ben de öyle yazıyordum. Hem de annemin öldüğü hastalıktan ben de ölmek üzereydim. Yani çok zor geri döndüm. Sağ tarafım felç falan oldu. Yani ölüm şeyini biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Ve ben bunun üstesinden nasıl geldim? Travmaya bakar mısın? Anneni öldüren hastalıktan sende de var. Ve sen de tedavi olurken öyle yazıyorsun. 3 gün konuşamadım. Benim gibi birini konuşamadığını düşünsenize. Ama 5 yıllık terapi, 4 yıllık terapi bunu hallediyor. O yüzden psikologları çok seviyorum. Kendinize yatırım yapın. Eğer halledemediğiniz bir şey varsa, ölümle ilgili korkularınız varsa lütfen bunu bir psikologla konuşun. Sonra da çocuğunuza ölümü nasıl anlatacağınızı düşünün. Çok küçük, çok geç yaşlara kalmaması gerekiyor. Bizler ben 3 yaşlarında konuşmaya başladığı andan itibaren yavaş yavaş bu konuda konuşmaya başlamıştım. Ki 4 yaşında zaten dedeyi kaybettik. Ve o kadar sağlıklı tepkiler verdi ki oğlum dedenin ölümüne. Geceleri kabus görmedi. Ben de ölecek miyim anne dedi. Evet, sen de öleceksin. Ama çok uzun yıllar var daha buna. Şimdi bunu düşünmenin bir anlamı yok. Sağlıklısın. Sağlıklı beslenirsen, güzel yaşarsan, sağlıklı yaşarsan büyük ihtimalle sana bir şey olmayacak. O yüzden mutlu yaşamaya devam et. Buna takılmana gerek yok. Dağ mı, çimen mi? Senin ömrünü çok uzun yıllar yaşaman bir dağken şimdi sana bir şey olması bir çimen. Dağ mı daha dikkat çekicidir, bir çimen mi? Bu şekilde konuşmak çok iyi geldi onlara. Olasılık hesapları. Ben bilime bayılıyorum ya. Olasılık hesaplarıyla anlattım, düşünsenize. Çocuklarım yani. Ve o yüzden de onlar da çok mantıklı tepkiler veriyorlar. Önerim çok geciktirmemeniz yönünde. Kendinize güveniyorsanız yavaş yavaş dediğim şekilde yavaş yavaş anlatabilirsiniz. Bunu hayatın bir parçası olarak. Ama güvenmiyorsanız bir psikologla, bir pedagogla konuşarak anlatabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.